Değerli arkadaşlarım, 1. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi'ne hoş geldiniz. Bu oturumda hemopoietik kök hücre nakli ve enfeksiyonlar hakkında konuşacağız. Birbirinden değerli 3 arkadaşımız bize eşlik edecekler. Ben ilk oturumda Sayın Profesör Doktor Alpay Azap bize hepatolojik manitelerde fungal enfeksiyonlar hakkında bilgi verecek. Bu konunun önemi nereden kaynaklandı? Hepimizin bildiği gibi fungal enfeksiyonlar hematolojik manitili hastalarda özellikle tedavi seçeneklerinin de artmasıyla daha sık karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu enfeksiyonların sıklığının artmasına bağlı olarak da bu hastaların nasıl tedavi edelim konusu yanında profilaksi ile bu enfeksiyonların gelişmesi engellenebilir mi düşüncesine cevap vermek üzere ben Sayın Profesör Doktor Alpay Azap'ı huzurunuza davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, ben de sizleri bu önümüzdeki 20 dakika içerisinde oldukça geniş bir konuyu hızlıca özetlemeye gayret edeceğim. Hematoloji hastalarındaki invazif fungal enfeksiyonlardan bahsedeceğim. Aslında mantarlar dünyada en yaygın türlerden bir tanesi. 5 milyon mantar türü var. Tanımlanmış olanları bunların sadece 120 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Neyse ki çok az insanda hastalık yapıyor. 300 civarında tür insanda hastalık yapıyor. Bunların da en sık gördüğümüz 20 ila 25 tür. Özellikle HIV-AIDS hastalarının mantar enfeksiyonları nedeniyle çok gündeme gelmiş bir konu ama dünyada çok sayıda insanı etkileyen mikroorganizmalardan bahsediyoruz mantarlardan konuşurken. Her yıl 1 milyardan fazla insanın etkilendiğini biliyoruz. Çeşitli mantarların sebep olduğu hastalıklardan. Ve yine her yıl 1,5 milyon ölüme neden olduklarını biliyoruz mantarların. Bunların başında 3 milyon kişiyi etkileyen kronik pulmoner aspergiloz, daha sonra kriptokok ve kandida enfeksiyonları geliyor. Hematoloji hastalarına gelecek olursak aslında bu makale çok geniş bir hematoloji hasta grubunu içerdiği için bunu paylaşmak istedim. 2005-2016 yılları arasında Avustralya'da takip edilmiş olan hematolojik maniteli hastalar, bunların içerisinde alojenik nakil ve otolog nakil yapılmış olan hastalar da var her ne kadar oran olarak düşük de olsalar. Burada gördüğümüz gibi invazif fungal enfeksiyonlar en çok alojenik kök hücre nakli yapılan, şu altı kırmızıyla çizili gördüğümüz %12.2 ve akut miyeloid lösemisi olan hastalarda karşımıza çıkmış. Aslında hepimizin klinik pratiğiyle de uyumlu bu veriler. Aynı çalışmada farklı mantar türlerinin farklı hematolojik hastalıklarda daha sık olduğu da gösterilmiş durumda. Bakacak olursak invaziv aspergiloz daha çok akut lösemi ve kök hücre nakli yapılmış hastalarda sık olarak karşımıza çıkarken kandida enfeksiyonlarını daha çok lenfoma hastalarında görüyoruz. Zamanlaması da değişiyor hastalığa göre. Hematolojik hastalıkların bir kısmında çok erken dönemde invazif fungal enfeksiyon görüyoruz. Örneğin akut lösemilerde, alojenik nakilde. Ama bazı hastalıklarda, lenfoma, multiple miyelom, KLL gibi hastalıklarda ise aylar sonra invazif fungal enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Avustralya çalışması da bunu göstermiş durumda. Mortalitede ya da tersten söylersek sağ kalımda mantar türüne göre farklılık gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi aslında en mortal seyreden mukormikoz. Mukor daha ilk ay içerisinde olguların yaklaşık %30'unu en az kaybediyoruz. Ama kandida enfeksiyonlarına bakarsak bunda sağ kalım diğerlerine kıyasla daha uzun olabiliyor. Peki gözden kaçan enfeksiyonlar mıdır? Aslında invazif fungal enfeksiyonların gözden kaçtığını da söylemek mümkün. Bunu otopsi çalışmalarından görüyoruz. Bu Texas'tan yapılmış MD Anderson'dan büyük bir otopsi serisi. 1213 otopsi var. 1989-2008 yılları arasında kültür ve histopatoloji ile %31 invazif fungal enfeksiyon tespit edilmiş. Yani bu aslında bakarsanız hani az önce verdiğimiz alojenik nakildeki %12 oranı bile çok çok üzerinde. Demek ki otopsi yapıldığında biz çok daha fazla sayıda invazif fungal enfeksiyonu görebiliriz. Önemli bir kısmını demek ki atlayabiliyoruz. Bu antemortem tanı konulması gelişen bir takım teknik tanı yöntemleri sayesinde ki onlardan da bahsedeceğim birazdan. Son yıllarda biraz artmış durumda. Bu otopsi çalışması da bu görülmüş durumda. Otopsi oranları düşüyor gerçi 2000'li yıllarda ama antemortem tanı %50'ye kadar çıkmış durumda. Ama yine de %50. Demek ki
biz otopsi yapsak hastalarımızın yarısında tanı konamadığımız invaziv fungal enfeksiyonları görebiliriz diye düşünebiliriz. Peki niye bu kadar önemli? Çünkü aspergillosis, özellikle aspergillosis ve tabii ki diğer invaziv fungal enfeksiyonlarda öyle, mortalitesi oldukça yüksek. %27 ile %72 arasında değişiyor hastalığa, hastaya ve değişik vaka serilerine göre. Özellikle santral sinir sistemi tutulursa da %90'dan fazla bir ölümle sonuçlanabiliyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak, burada invaziv fungal enfeksiyonlar ve hematoloji alanında çok önemli yazarların yazdığı bir derleme var, bir editorial var. Martin Siepnitz tanıyorsunuzdur, hematolog. Peter Donnelly'de bir enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı. İnvaziv fungal enfeksiyonun kaba mortalitesinin %40 olduğu ve bunda hematolojik monitörlerin kaba mortalitesi aslında benzer olduğunu söylemiş durumdalar. Yani hematolojik hastalıklar kadar öldürücü bir hastalıktan bahsediyoruz. Ve bu hastalığın etkili bir şekilde tedavisi aslında erken tanıyla mümkün. Ama erken tanıda da zorluklar var. Gözden kaçırıyoruz. Neden gözden kaçırıyoruz? Çünkü risk gruplarının ettiği, yani kimde şüpheleneceğimiz, kimde hastada invaziv fungal enfeksiyon olabilir diyerek gerekirse ampirik tedavi başlayacağımız çok net değil. Klinik bulgular çok spesifik değil, özgül değil. Rutin tanı testleri ayırt edici değil. Ve spesifik tanı testleri de çok yaygın değil. Kullanımı da kolay değil. Duyarlılık özgürlük sorunları var. Şimdi risk grupları çok net değil demiştim. Gruplar arasında geçişkenlikler de var. Aslında çok kabaca invaziv aspergillosis için biz riskleri düşük, orta, yüksek diye ayırıyoruz. Ve baktığınız zaman işte otolog nakil, solid organ nakli yapılmış olan hastalarda düşük risk varken, işte miyelodisplastik sendrom, multiple miyelom, ALL gibi hastalıklarda orta risk. Ama allojenik nakil, GVHD, özellikle akut lösemi, akciğer veya ince bağırsak nakli gibi hastalarda da yüksek risk olduğunu söyleyebiliyoruz. Buraya bakınca aslında sanki gruplar birbirinden kolay ayrılıyor. Kimde riskin yüksek olduğunu ve kime belki de ampirik tedavi veya profilaksi vermemiz gerektiğini kolayca anlıyormuşuz gibi gelebilir. Ama hemen bir başka tablo göstereceğim. Mesela akut miyeloid lösemide riskin yüksek olduğunu söyledik. Ama hangi akut miyeloid lösemi? Burada gördüğünüz gibi düşük riskle, fungal enfeksiyonlarından düşük riskle akut miyeloid lösemiler bile var. Genç olup işte başka bir risk faktörü olmayan kişiler mesela düşük riskle. Ya da tam tersine işte inhibisyon kemoterapisini alıp beraberinde ciddi risk faktörleri olanlar ise çok yüksek riskli. Yine alojenik nakili yüksek riskli kabul ediyoruz ama örneğin tam uyumlu bir donörden yapılmış ve remisyondayken hasta yapılmış bir alojenik nakilde yüksek riskli sayamıyoruz. Dolayısıyla bu zorluklar nedeniyle aslında invaziv fungal enfeksiyonların hangi hasta grubunda sıklıkla karşımıza çıkacağını tahmin etmek çok kolay değil. O yüzden de kişisel deneyimler ve merkez deneyimleri çok önemli oluyor. Bir de bunların üzerine üstelik yeni tedavi ajanları eklemiş durumda. Burada altını çizdiğim ajanlar özellikle invaziv fungal enfeksiyonları kolaylaştıran ajanlar. Bunu alan hastalar az önceki tablolarda düşük riskli grupta yer alsalar bile karşımıza invaziv fungal enfeksiyonlarla çıkabilir. Şimdi tanıda güçlüklerden bahsetmiştik. Kesin tanı için aslında steril sıvı veya dokudan histopatoloji veya kültürle tanı koymamız mümkün. Bu gerekiyor ama hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu hastalardan doku örneği alabilmek çok kolay değil, çok çok zor hatta. Ve o yüzden de genellikle kesin tanı koymakta zorlanıyoruz. Şimdi burada gördüğümüz Avrupa Kanserli Araştırmalar Grubu'nun kriterleri, aortisi MSC kriterleri geçen yılın başında güncellenmişti aslında. Hepimizin bildiği gibi invaziv fungal enfeksiyonları düşük olasılıklı, yüksek olasılıklı ve kanıtlı olarak 3 gruba ayırıyor. Ama aslında bu rapor bize çok ya da bu kriterler bize çok fazla yardımcı olamıyor. Çünkü bir kere önemli bir grubu zaten sınıflanamayan grupta kalıyor. Yani bizim günlük pratikte gördüğümüz hastalarımızın çok çok önemli bir grubu. Bu kriterlere baktığımızda invaziv fungal enfeksiyonlar açısından sınıflanamayan grupta yer alıyorlar. Düşük riske bile sokamadığımız çok hastamız oluyor birincisi. İkincisi de bu, tam da bu nedenle bu aslında rehber ya da bu kriterler tamamen ilaç çalışmalarında karşılaştırmaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, hasta standartizasyonun sağlanabilmesi için geliştirilmiş kriterler. Dolayısıyla bize hasta başında çok işimize yaramayacak. Temel olarak 3 ana gruptan kriterler var. İşte konağa bağlı kriterler, klinik kriterler ve mikolojik kriterler olmak üzere. Burada dediğim gibi düşük olasılıklı, yüksek olasılıklı ve kanıtlanmış olarak 3 grubumuz var ama önemli bir kısmı da burada gördüğünüz gibi
bu üç ana kriter grubundan bir veya birkaçının olup olmamasına göre sınıflandırılamamış gruba düşüyor. Ve bunların oranı da aslında şu pasta diliminde gördüğünüz gibi son derece geniş bir oranı teşkil ediyor. Biz ne yapıyoruz tanıda? Burada gördüğümüz kültür dışı tanı yöntemlerine daha çok başvuruyoruz. Bunların hepsinin çok ayrıntısına girmeyeceğim ama galaktomandandan ayrıca bahsetmek gerekir. Çünkü hani yine de bunlar içerisinde en yaygın kullanabildiğimiz tomografi, görüntüleme ve galaktomandan işin doğrusu. Serum galaktomandanın duyarlılığı ve özgürlüğü yapılan çalışmalara göre çok değişiyor. Meta analizlerde %60-80 ile duyarlılık, özgürlükte %80-95 arasında değiştiğini görüyoruz. Eşik değer olarak 0.7 tek defa ya da birden fazla ardışık iki kere daha doğrusu 0.5'in üzeri alınırsa. Ama bu hasta grubuna göre değişiyor. Burada gördüğünüz rakamları tek tek okumayacağım. Hasta grubuna değişmenin de ötesinde bu performansı etkileyen başka faktörler de var. İşte prevalans etkileyebiliyor, tanım etkileyebiliyor, beslenme faktörleri hastanın yedikleri, içtiklerinden etkilenebiliyor, kullanılan bazı antibiyotiklerden etkilenebiliyor, sallanan galaktomandanın moleküler konfigürasyonu, galaktomandana karşı antikor olup olmaması, hastanın nötropenik olup olmaması gibi pek çok faktörden galaktomandan etkilenebiliyor. Bir diğer etkilendiği faktör de belki buna günlük pratiğimizde bizler dikkat etmeliyiz. Örneklerin laboratuvara ulaştırılması. Aslında doğru bir galaktomandan ölçümü yapılabilmesi için örnek laboratuvara ulaştırana kadar bile o kısa süre içerisinde bile artı 4 derecede saklanmalı. Yani soğuk zincirle aslında hastadan aldığımız kanı ulaştırmamız gerekiyor. Yoksa parçalanabiliyor ve yanlış sonuçlara sebep olabiliyor. Peki galaktomandan kullanımına ilişkin rehber önerileri ne diyor? Alojenik kök hücre alıcılarında galaktomandan düzey ölçümleri A1 düzeyinde öneriliyor. Nötropenik hastalarda A2 düzeyinde, nötropenik olmayan hastalar için ise B2 düzeyinde öneriliyor galaktomandan düzey takibi. Bunun sebebi çünkü nötropenik olmayan hastalarda duyarlılık daha düşük. Nötrofiller galaktomandan moleküllerini fagosite ediyorlar ve nötropenik olmayan hastalarda bu yüzden de yalancı negatifliklerle karşılaşabiliyoruz. Solit organ ve yoğun bakım hastalarında ise güçlü bir öneri yok. Bu hasta gruplarında bunları ne yazık ki kullanamıyoruz. Buraya kadarki serum galaktomandan da aslında bal galaktomandanı bronkalveolar lavajda bakılan galaktomandanın hem duyarlı hem özgürlüğü daha yüksek. Ve burada eşik değerle ilgili tartışmalar oldu ama şimdi hemen hemen oturduğunu söyleyebiliriz. Eğer 0.5'in altındaysa baldaki galaktomandan invaziv aspergillus tanısını dışlayabiliyorsunuz. 3'ün üzerinde ise de pozitif prediktif değeri %100. Yani 3'ün üzerinde bir galaktomandan kesin invaziv aspergillus tanısı koyduğu tabii akciğerde söz konusu. Bununla mesela örneğin sinüslerde yerleşmiş bir aspergillus enfeksiyonuna tanı koyamıyorsunuz. Beta D-glukandan çok bahsetmek istemiyorum. Hem çalışması çok kolay değil teknik olarak. Hem de farklı kitlerin farklı cutoff değerleri var ve farklı örneklerde farklı sonuçlar elde edilebiliyor. O yüzden rutine girmesi çok kolay değil. Ancak çok büyük merkezlerde, çok deneyimli merkezlerde yurt dışında kullanıyor. Bu yüzden de zaten rehberler çok güçlü bir öneriyle bu galaktoman beta D-glukanı önermiyorlar. Bizim çok kullandığımız diğer yöntem görüntüleme biliyorsunuz. Tomografi çekiyoruz. Aslında burada işte burada gördüğümüz etrafında hale olan nodül görüntüsü ya da bir yamalı konsolidasyon alanı ya da ilerleyen günlerde 10. günden sonra bu nodülü evrilerek içinde hava hilali görülen bir lezyona dönüşüyor. Bunları hastaların %60 ila 95'inde test edebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar da duyarlılığı bu kadar sadece. O yüzden bunları görmüyor olduğumuzda da fungal enfeksiyon değil diyemiyoruz. Gördüğümüzde de kesin olarak invaziv fungal enfeksiyon olduğunu da söylemeyiz. Örneğin şu çok tipik bize fungal enfeksiyon gibi görünen hale belirtisi nokardiyadan tutun da işte solid tümör metastazına hatta viral enfeksiyonlara kadar karşımıza çıkabiliyor. Ters hale belirtisi bu da sanki invaziv fungal enfeksiyon için tipik özellikle mukorlar için tipik gibi biliriz ama burada gördüğümüz tüberkülozdan tutun da kolajen doku hastalıklarına kadar pek çok yerde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu tanı testleri acaba ne oranda kullanılabiliyor? Bu aslında güzel bir çalışma. Avrupa'da yine işte bu kanser ve enfeksiyonlarla uğraşan grupların yapmış olduğu bir anket çalışması. 2017'de 14 ülkeden 112 merkeze anket göndermişler. Daha doğrusu 114 merkeze göndermişler. 112'sinden yanıt gelmiş.
Ve bakıldığı zaman galaktomannanın %95'inde serumda kullanıldığını, %87'si balda galaktomandan baktığını söylemiş merkezlerin. PCR artık standardı oluştu ve az önce göstermiş olduğum ERTC MSG kriterlerine de dahil artık PCR. Sadece %14, 24'ünde kullanılabiliyor. Beta-glukan dediğim gibi zorluklar nedeniyle en az. Burada en sonda PET-CT'yi görüyorsunuz. BT ve PET-BT birlikte demek lazım. Rutin olarak kullanılabildiği yerler %45 gibi görülüyor. PET-BT aslında tabii pahalı bir yöntem. Hastalara kolay da uygulayamayabiliriz. Merkezler, her merkezde bulunan bir yöntem değil. Ama yapılan çalışmalar bu konu çok gelişmeye açık bir konu gibi duruyor. Özellikle yaygın hastalığı göstermede normal BT'ye göre çok daha iyi bir sonuç verdiğini. Bir de tedaviye yanıtı değerlendirmede yine BT'ye kıyasla PET-BT'nin daha iyi bir sonuç verdiğini gösteriyor. Sonuç olarak bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz invaziv fungal enfeksiyonların tanısında kullanacağımız testler için şunu söyleyebiliriz. Tek bir teste güvenerek, tek bir test üzerine dayanarak bu hastalarımızı takip etmek çok kolay değil. Doğru tanı koymamız kolay değil. O yüzden farklı burada gördüğümüz, az önce konuştuğumuz pek çok test yöntemini bir araya getirerek, bunların birkaç tanesini kombine şekilde kullanarak hastalarımıza tanı koymamız tanı gücümüzü arttıracak. Bununla ilgili de çok fazla çalışma var. Örneğin galaktomannanla PCR'ın birlikte kullanıldığı, galaktomannan PCR, BT'nin üçünün birlikte kullanıldığı durumlarda duyarlılık ve özgürlük son derece yüksek oluyor. Antifungal tedaviye gelelim hematolojik hastalıklarda. Aslında biz hematolojik hastalıklarda antifungal tedavi ya profilaksi amacıyla kullanıyoruz. Tedavi demeyeyim de antifungal ajanları diyelim. Ya ampirik tedavi veriyoruz ya tanı güdümlü tedavi veriyoruz ya da çok nadir maalesef. O yüzden buzdolabının en üstünde ve kısa olarak görüyoruz. Az sayıda hastada ne yazık ki hedefe yönelik bir tedavi verebiliyoruz. Antifungal ilaçlar konusunda antibakteriyel ilaçlara kıyasla çok daha şanslıyız. Biliyorsunuz antibiyotik direnci yayılıyor ve elimizde çok az yeni antibiyotik var. Ama antifungal ilaçlar konusunda her geçen 10 yılda yepyeni ajanlar karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde işte oral polienler, nanopartikül indirilmiş polienlerle karşılaşacağız belki. İşte toksitesi azalmış, yarı ömrü çok uzamış azollerle ya da yine oral ekinokandinlerle karşılaşacağız. Bu alan aslında oldukça gelişmeye açık bir alan. Yeni antifungaller var. Dolayısıyla cephanemiz bu konuda gelişmiş. Çok daha farklı moleküllerin antifungal etkinliğiyle ilgili de çalışmalar öte yandan devam ediyor. Ama esas olarak bizim şu an için 3 ana grubumuz var. Polienler, yani işte amfoterisin B ve türevleri, azoller ve ekinokandinler olmak üzere. Bunların da spektrumları birbirinden farklı ve çeşitli avantaj, dezavantajları var. Ona göre seçim yapıyoruz ama hangi hastada hangisini seçeceğimize gelmeden önce hangi yöntemi ne zaman kullanıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi profilaksi dediğimiz şey aslında risk altındaki kişilere verdiğimiz antifungal tedaviye biz profilaksi diyoruz biliyorsunuz. Primer profilaksi daha önce invaziv aspergilloz öyküsü olmayanlara verilen profilaksiyi kastediyor. Sekonder profilaksi de aspergilloz öyküsü olanlarda. Primer profilaksi özellikle aspergiloz konusunda 2007'den itibaren hayatımıza girdi. Bu çok güçlü iki çalışma Immunology Journal of Medicine'a yayınlandıktan sonra hemen hemen rutin uygulamamıza hemen oturdu. Güçlü kanıt verdiği için AML'nin remisyon indiksiyon tedavisinde ya da MDS'den AML'ye transfer olmuş hastalarımızda ve alojenik nakil yapılmış GVHD gelişmiş hastalarda rutin olarak püf etkili antifungal profilaksi gerekiyor. Zaten mayalara karşı etkili profilaksi çok uzun yıllardır veriliyor. Alojenik nakil yapılan hastalarda bunun için önerilen ajan bu tablodan da görüleceği üzere posakonazol. Farklı rehberlerde farklı öneriler olmakla beraber genellikle posakonazol ilk basamakta daha düşük kanıt düzeyiyle vorkanazol hatta kasfofungin öneren rehberler bile söz konusu. Miyoablatif bir özet yapacak olursam alojenik nakilde preengrafman aşamasında flukanazol, otolojik nakilde flukanazol, AML için miyoablatif alojenik nakil yapılanlarda posakonazol veya vorukanazol kullanılması öneriliyor. Sekonder profilaksi ise aslında eskiden bu hastaların yani daha önceden invaziv aspergilloz geçirilmesi alojenik nakil için bir kontraindikasyon kabul edilirdi ama artık bu güçlü etkili antifungaller sayesinde bu hastaları profilaksi altında verebiliyoruz nakile.
Ama profilaksi süresiyle ilgili soru işareti var. Hangi ajanla yapılması gerektiğine dair Avrupa rehberi şunu söylüyor. Öncelikle ilk enfeksiyonu tedavi ettiğiniz ajanı kullanabilirsiniz. A2 düzeyinde kanıt var. Ya da voriconazol verebilirsiniz. Onunla ilgili de A2 düzeyinde kanıt var. Diğer ajanlarla ilgili kanıt düzeyleri daha düşük. Gelelim ampirik tedaviye. Şimdi aslında ampirik tedavi dediğimiz şey, ateşi düşmeyen, antibiyotik tedavisine rağmen ateşi düşmeyen hastalara verdiğimiz antifungal tedavi, biz ampirik tedavi diyoruz. Bunu mu yapalım? Yoksa hastalarda bazı işte konuştuğumuz tanı yöntemleri de kullanıp tanı güdümlü bir antifungal tedavi mi verelim? Şimdi bununla ilgili olarak hangisi daha iyi, hastaların sağ kalımına hangisinin faydası var ile ilgili tartışma çok devam ediyordu. Bundan 10 sene kadar önce özellikle bu alanın en popüler tartışması buydu. Ama bu tabii tamamen merkeze göre verilmesi gereken bir karar. Biz de bundan yaklaşık 7-8 sene önce bu konuyla ilgilenen uzmanlar olarak bir araya geldik. Sayın Hamdi Akan'ın başkanlığında. Ve dedik ki tanı güdümlü yaklaşım için farklı ünitelerde tanı araçlarına ulaşmada zorluklar söz konusu. O yüzden yüksek risk hastalarda ampirik tedavi başlanıp tanı testleri de bir yandan yürütülüp bundan elde edilecek sonuçlara göre gerekli uygulamalar yapılmalı diye düşünüyoruz. Bizim önerimiz bu şekilde. Zaten pek çok merkezde mecburen böyle uyguluyor zaten. Şimdi ampirik tedavi vereceksek, yani antibiyotik tedavisine rağmen 96 saat geçmiş ve ateş hala devam ediyorsa, işte hasta uzun zamandır nötropenik ve ateşi 38'in üzerinde ise, bu hastalara ampirik antifungal tedavide elimizde kanıtı olan ajan caspofungin A1 düzeyinde öneriyor Avrupa rehberi. Amerika rehberi lipozomal amfoterisin B'yi de bu indikasyonda A1 düzeyinde öneriyor aslında, ama Avrupa rehberi bunu B1 düzeyine çekmiş durumda. Diğer ajanlar, diğer azoller ve ekinokandinler daha düşük kanıt düzeyine sahipler. Şimdi ilginç, çünkü invazif fungal enfeksiyon tedavisinde mesela caspofunginin yeri çok daha geriye düşecek. Halbuki ampirik tedavide A1 düzeyinde. İşte bu tamamen çalışmalardan kaynaklanıyor. Ama Avrupa rehberi şunu öneriyor. Yani olabildiğince ampirik tedavi vermeyin. Mümkünse tam da bizim aslında önerdiğimiz gibi hastada devam eden ateşi varsa ya da eğer bir tarama yapıyorsanız galaktomandan veya PCR'da burada bir pozitiflik buluyorsanız yapabileceğiniz minimum tanı gereçlerini kullanarak BT çekerek yani ve bir mikrobiyolojik bir yöntem, bu kültür olabilir, başka bir biomarker olabilir, bunlardan bir tanesini yaparak hastaları ona göre yönetin diyor. Eğer hem BT negatif hem de baktığınız biomarker negatifse, hasta profilaksi altındaysa profilaksiye devam edin. İlaç düzeyini ölçmeyi düşünebilirsiniz diyor. Eğer profilaksi altında değilse hasta, ateşin başka bir sebebini arayın diyor. Eğer CT'si pozitif bu hastanın ama biomarker negatifse, profilaksi altındaysa hasta, bunu kesin veya ilaç düzeyine bakın, belki ilaç düzeyi yetersizdir diye. Ve profilaksi de değilse buna bir ateş, az önce gösterdiğim tablodaki gibi ampirik bir antifungal tedavi başlayın diyor, sadece CT pozitifse. CT pozitif, biomarker pozitifse bunu hedefe yönelik, bu artık Aspergillus demektir, hedefe yönelik birazdan göstereceğim ajanlardan biriyle tedavi edin. CT negatif ama biomarker pozitifse, o zaman da akciğer CT'sinden bahsediyoruz burada. Başka bir odak olabilir, sinüzit gibi başka bir odağı tutmuş olabilir. Bunu bir invaziv aspergilloz gibi takip edin ama odağı da bulmaya çalışacak yöntemleri kullanın diyor. Hedefe yönelik tedavi, yani invaziv aspergilloz tedavisinde hangi ajanı kullanacağımız konusu rehberlere göre değişiklik gösteriyor. Öneri gücü esil rehberi, yani Avrupa rehberi voriconazolü ve isavuconazolü A1 düzeyinde öneriyor. Amerika rehberi voriconazol ve lipozomal amfoterisin B'yi A1 düzeyinde öneriyor. Diğer ajanların öneri düzeyi değişiyor rehberlere göre. Kombine antifungal tedaviye gelince aslında beklenen faydalar, biraz da biz tabii kurtarma tedavisi olarak bunu yapıyoruz ama beklenen faydalar bu şekilde olmasına rağmen maalesef durum şurada gördüğünüz çalışmalarda, kombinasyon çalışmalarında çok olumlu olmadığı için kombine tedaviyi önermiyoruz. Sadece kurtarma için denenebilir diyoruz. Son olarak tedavi süresinden bahsedeceğiz. Tedavi süresi aslında rehberlerde 6 ila 12 hafta deniyor. Hastanın minimum bu tabii. Klinik ve radyolojik bulgular düzelinceye kadar. Ama yine bu bahsetmiş olduğum anket çalışmasında Avrupa'daki merkezlere bakıldığında
Genellikle 6 hafta tedavi edildiğini görüyoruz. 3 ila 12 hafta arasında devam ediyor. Özellikle AML'de alojenik kök hücre nakli ve CV işli varsa bu süre 11 haftaya çıkıyor. Lenfoproliferatif hastalığı olanlarda da yine 6 haftalık bir süre var. En az bildiğimiz konu bu aslına bakarsanız tedavi süresi. Bu tamamen hastaya göre de değişen bir durumdur. Enfeksiyon hastalıklarında da öyledir. Sadece bu fungal enfeksiyonlarda değil, bakteriyel enfeksiyonlarda tedavi süresini çok iyi bilmiyoruz. Son göstereceğim de bu. Evet, biz Türkiye'de çok yapamıyoruz ama aslına bakarsanız rehberler kuvvetli bir şekilde orukanazol verdiğimiz hastalarda ilaç düzey takibi yapılmasını öneriyor. 5 gün sonra bakmaya başlayın ve ilaç düzeyine göre doğru optimum düzeyi yakalayın ki bu hastalarda direnç mi var yoksa hasta başka bir enfeksiyon nedeniyle mi yanıt vermiyor. Pek çok karşınıza çıkacak zor problemi ilaç düzeyinin doğru olup olmadığına bakarak çözmeye gayret edin diyor. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sayın hocalarım, sevgili katılımcılar, herkese merhaba. 1. Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi'ne nazik davetlerinden dolayı organizasyon komitesine ve tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma bugün hematopoietik kök hücre nakli ve enfeksiyonlar oturumunda bugün çok değerli bir konuşmacımız olacak. Konumuz hematopoietik manitelerde CMV enfeksiyonları. Konuşmacımız Doçent Doktor Sinem Civriz Bozdağ. Sinem Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, ben öncelikle Lelemi Derneği'ne davetleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben sizlere hematolojik manitelerdeki CMV enfeksiyonundan bahsediyor olacağım. Türkiye, hepimizin de bildiği gibi CMV seroprevalansı açısından yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Ve özellikle de bizim hasta grubumuz hematolojik maniteler ve transplant özellikle hastaları CMV enfeksiyonu için risk grubunu oluşturuyor. Öncelikle tanımlarla başlarsak, CMV enfeksiyonu, CMV izolasyonu ya da viral protein, nükleik asitin vücudun herhangi bir sıvı ya da dokusunun saptanması olarak tanımlanıyor. Bu da eğer seronegatif bir bireyde enfeksiyonu saptıyorsak primer enfeksiyondan bahsedebiliyoruz. Daha önce CMV enfeksiyonu dokümente edilmiş ancak en az 4 haftadır da bu enfeksiyonu görmediğimiz, virüsü saptamadığımız bir hastada tekrar enfeksiyonu görmemiz durumunda ise rekürans CMV enfeksiyonu deniyor. Burada genellikle endojen sebeple ise latent reaktivasyon, eksojen sebeple ise reinfeksiyondan bahsediyor oluyoruz. Ve biraz önce de söylediğim gibi özellikle de alojenik hematopoietik kök hücre nakli hastaları için CMV enfeksiyonu önemli bir problem. Transplantların %30-50'sine kadar varan oranlarda çeşitli serilerde bildirilmekte CMV enfeksiyonu. CMV hastalığına gelecek olursak bu CMV'nin dokuda, CMV enfeksiyonunun bir dokuda hasar oluşturması olarak tanımlanmakta. Lungschmann ve arkadaşları tarafından çok güzel bir şekilde tanımlandığı bir rehber var. Burada da özetlerini gördüğünüz şekilde ne zaman kesin tanı, ne zaman olası deriz. Bunlar çok net. Burada özellikle CMV pnömonisi ve gastrointestinal hastalık üzerinde durmak istiyorum. Allah'tan CMV hastalığı enfeksiyon kadar sık bir problem olarak karşımıza gelmiyor. Hem profilaksiler, tedavideki gelişmeler ve preemptif yaklaşımlar nedeniyle. CMV gastroenteritinde ve CMV pnömonisinde dikkatli olmak gerekiyor. CMV gastroenteritinde antijenemi veya DNA bakıyorsak PCR ile negatif olabiliyor. Çünkü bazen sadece lokal bir doku hasarı olarak karşımıza gelebiliyor CMV gastroenteriti. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak ve mümkünse dokuda değerlendirme yapmak önemli. Yine CMV pnömonisinde eğer balda PCR negatifliğini görüyorsak yüksek oranda dışlama söz konusu olabilir CMV pnömonisini. Ancak balda pozitif bir PCR görüyorsak genellikle viral yükle orantılı bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Burada hastanın pre-test, yani testten önceki CMV olasılığını da değerlendirerek karar vermek öneriliyor ESİ rehberinde. Ve PCR için hem plazma ve kanda olduğu gibi burada da balda da PCR için ne yazık ki net bir eşik değer söz konusu değil. Eğer erken dönemde bir CMV reaktivasyonu yaşandıysa ileriki dönemde de tekrar gelişme olasılığı karşımıza geliyor.
Erken dönemde CMV hastalığı biraz önce bahsettiğim sebeplerle erken tedavi, preemptif yaklaşımlarla genellikle az karşımıza çıksa da özellikle profilaksinin ortadan kalktığı 100. günden sonraki dönemlerde CMV hastalığında özellikle kronik graft-versus-host hastalığının geliştiği hasta profilinde CMV hastalığında karşımıza çıkabildiğini görüyoruz. Hangi hematopoietik kök hücre nakli hastası daha riskli acaba diye baktığımızda burada hem donörün hem alıcının özellikleri önemli. Nasıl bir nakil yaptığımız, immün toparlanma sürecinin ne durumda olduğu, ek immünsüpresiflerin gerekip gerekmediği gibi faktörler işin içine geliyor. Eğer CMV negatif, seronegatif bir vericiden seropozitif bir hastayı nakil yapıyorsak bu en yüksek riskli hasta grubunu oluşturuyor. Yine CMV pozitif hastalar, alıcılar, CMV negatif alıcılara göre daha riskliler reaktivasyon açısından özellikle. Daha ileri yaştaki hastalarda riskin arttığını görüyoruz. Yine in vivo, in vitro tercih depresyonu, alternatif nakiller ve graft versus host hastalığının gelişimi dolayısıyla ek immünsüpresiflerin kullanımı burada sıkıntı oluşturabilen faktörler arasında. Et rehberine baktığımızda mümkünse stomagirovirüs seronegatif bir donörün seçilmesi öneriliyor. Ve stomagirovirüs seropozitif bir donörün stomagirovirüs seropozitif bir alıcı için özellikle de akraba dışında nakil ve miyoablatif bir hazırlık rejimi tercih ediyorsak bu durumda hem alıcı hem vericinin seropozitif olmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Bununla birlikte haploidentik nakillerde özellikle de posttransplant siklofosfamid kullanıyorsak seropozitif veya negatif bir donörü tercih edebiliriz ama alıcımızın seropozitif olması kaydıyla diye esir rehberi bize önermekte. Bunlar tabii yapılmış çalışmalardan yola çıkarak ortaya konmuş öneriler. Burada da gördüğümüz gibi eğer alıcı pozitif ve donör negatifse ve akraba dışındakilerde bu hasta grubunda önemli bir risk artışı CMV için olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle de aslında risk skorlamaları ortaya konmaya çalışıyor ki hangi hasta daha riskli bu değerlendirilebilsin. Bu erken dönemde CMV reaktivasyonunu değerlendirmek için kullanılan risk skorlamasında alıcının ve vericinin seropozitifliği yine ATG ile TG depresyonu veya lemtuzumab ile TG depresyonu yapılıyor olması ve akut graft-versus-host hastalığı olmasına göre hastalar sınıflandırılıyorlar, skorlanıyorlar. Yine yeni Fransız grup tarafından özellikle haploidentikleri dışlayacak şekilde diğer transplantlar için kullanımı daha ön planda olan yeni bir skorlamada da donörün yine statüsü ve önemli. Akraba dışı biraz önce söylediğim gibi nakil yapıyor olmak yine önemli bir risk olarak ortaya konuyor. Miyoablatif nakiller keza öyle. TBI kullanmak, ATG kullanmak ve burada yine immünsüpresifler arasında mikofenolat mofetil kullanımıyla ilgili bir değerlendirme konuluyor ve bunların sonucunda da hastalar dört ayrı gruba ayrılıyor. Burada gördüğünüz gibi eğer skorunuz 15-20 arasındaysa yüksek riskli grupta oluyor hastanız ve %56'ya kadar varan bir erken dönem CMV reaktivasyon olasılığı bildiriliyor. Geç dönem için ise Türk otorlar tarafından bildirilmiş bir veri var. 200'ün üstündeki hastada. Burada yine hastanın erken dönemde reaktivasyon geçirmesi, özellikle akraba dışındakiler yapıp yapmadığımız, akut graft-versus-host hastalığının olup olmaması ve lenfopeninin uzun dönem devam etmesi baz alınarak yapılan skorlamalar var ve yine burada gördüğümüz gibi geç dönemde bile bunlara dikkat edildiğinde risk CMV'nin tekrar reaktive olma olasılığı geç dönemde %70'lere kadar varabilmekte yüksek riskli hastalarda. Otolog nakillerde durum nasıl? Aslında daha önceden daha düşük oranlar bildirilirken
biraz daha indikasyonların belki genişlemesi ve daha farklı rejimler kullanarak ilerlememiz nedeniyle otoluk nakillerde de artan alojeneye yakın bildirilen oranlar var. Burada özellikle örneğin otoimmün hastalıklar nedeniyle otoluk kökücü nakli yapılan hastalarda CD34 seleksiyonu yapıldıysa veya yüksek doz antitimosglobulin gibi immünsüpresifler kullanıldıysa aynı alojenik nakillerdeki gibi takip yapılması bu hastalarda öneriliyor. Hematopoietik kök hücre nakli için bir risk olduğunu gördük ama sadece nakil hastalarında değil, hematolojik aslında tüm hastalarda önemli bir problem olabiliyor. Lenfoid malinitelerde beklendiği şekilde miyeloidlerden biraz daha önemli bir problem olarak karşımızda. Lenfoid maliniteleri miyelom arkasından da miyeloid maliniteler takip ediyor. Özellikle yüksek doz steroid kullandıysa, hastamız kötü performanslı ve ileri evrede tanı almış bir hastaysa, lenfopeniksi veya ilaç olarak son zamanlarda daha çok kullandığımız işte idelalisib gibi, Türkiye'de şu an yok ama bir dönem kullanmıştık, idelalisib gibi ya da ibrutinib, rituximab, bendamustin, alemtuzumab gibi tedavilerin kullanılması da riski arttırabilmekte. Peki risk artıyor hasta grubumuz ama sonuç ne? Farklı çalışmalar var, farklı sonuçlar var. Burada CIBMT RNA verisinden de bahsetmek isteriz. Bu en yüksek sayıda hastayı içeren çalışma. Burada relaps üzerine çok belirgin bir etki, hastalığın, CMV aktivasyonunun hasta relapsi üzerine çok belirgin bir etkisi gözlenmese de sonuçlar üzerine, özellikle de genel sağlık üzerine negatif bir etkisi olduğu bildiriliyor. ESİ rehberi de bize özellikle lösemi relapsını azaltmadığını, CMV aktivasyonun bildirmekte. Peki tedaviye gelirsek, tedavide preemptif tedavi yaklaşımı kullanılıyor. İlk 100 gün boyunca nakil hastaları için konuşuyorum. Haftada bir CMV monitorizasyonu öneriliyor PCR veya antijenemi testiyle. Ama daha önce de belirttiğim gibi viral yükün nerede anlamlı olduğu, cutoff'un ne olduğu net değil. Her merkezin kendi verisini belirlemesi isteniyor. İki kez tedavi verdiğimiz zaman da en az 2 hafta vermek ve bunu tabii başlangıç viral yükümüze göre daha uzun bir sürede olabilir ve en az 2 kez negatiflik görmek gerekliliğini doğuruyor. CMV viral yükün ancak biraz önce de söylediğim gibi her laboratuvara göre farklılık gösterebileceğini de akılda tutmak lazım. Aynı değerlendirmelerde ancak %50'lere varan oranlarda benzer sonuçlar elde edilebildiğini gösteren bir çalışma bu. Yani kullandığınız kite göre aslında laboratuvarlar arasında bir varyasyon söz konusu olabiliyor. Bunu da akılda tutmak lazım. O yüzden her merkezin kendi eşik değerini belirmesi önemli görünüyor. CMV enfeksiyon tedavisi için farklı bir çok yaklaşımımız var. Aslında artık çok da rutinde kullanmaya başladığımız ilaçlar. O yüzden çok hızlı geçeceğim. Ganciclovir bunların başında geliyor. Ganciclovir'in acaba daha düşük dozları etkili olur mu diye özellikle solid transplantlarda çalışmalar olabildiğini görüyoruz. Ancak bu konu tartışmalı. Mirotoksisite, sitopeni gelişimi önemli bir problem. Ve direnç genleri bildiriliyor ganciclovir'le. Bunlara dikkat edilmesi, özellikle biraz sonra bahsedeceğim, tedavi süresince direnç olduğunu düşündüğümüz hastalarda bu mutasyonların önem kazanabileceğini akılda tutmak gerekli. İlaç düzeyi mümkünse takip edilebiliyorsa sonuçları pozitif etkileyebilir deniyor. Valganciclovir, ganciclovir'in esteri, oral bir tedavi, kullanımı daha kolay. IDAM'de kullanımı ile ilgili yalnız çalışma yok elimizde. Ganciclovir'e çok benzer etkinliği olabilir, benzer de güvenlik profili olabilir deniyor. Rutinde de hasta ayaktan hasta kullanımında daha rahatlıkla tercih edilebilecek bir tedavi. Foscarnet için ganciclovir ile aslında benzer etkinliği var, ancak nefrotoksite burada önemli bir problem olarak karşımıza geliyor. Miyelotoksite gelişmese de nefrotoksite oluşabiliyor.
Genellikle ikinci basamak tedavi yasakladığımız, zorda kaldığımızda kullandığımız bir ilaç. Sidofovir bir nükleotidan olur. Parenteral bir tedavi. Hem enfeksiyon hem hastalıkta etkili sonuçları olduğunu görüyoruz. Nefrotoksisite, oküler ve gastrointestinal yan etkileri olabiliyor. Yine burada da UL54 geninde bir direnç tanımlanmış vaziyette sidofovir için. Genellikle bu da ikinci basamak tedaviye bıraktığımız bir ilaç olarak yer almakta. Esil rehberi ne diyor bize? Preemptif tedavi yaklaşımını uygulayın. Ganciclovir veya foscarnet A1 düzeyinde öneridir. Valganciclovir sadece GIS cıvıştısı gelişen hasta grubunda kullanılmaması, oral olmasına yola çıkarak önerilmekte. Kombinasyon ganciclovir foscarnet kombinasyonu önerilmemekte. Hastanın özellikle böbrek nefrolojik durumuna göre ilaç dozlarının ayarlanması çok önemli ve mümkünse ganciclovir ilaç düzeyi yapılması öneriliyor. Dirençli vakalarda ganciclovir eğer kullanılmadıysa daha önce kullanılabilir ya da foscarnet'e geçilebilir. Biraz önce söylediğim gibi sidofovir kullanılabilir. Asıl yapılması gereken şey immünsüpresyonun azaltılması. Gelişmekte olan yeni ilaçlarla ilgili hani net bir öneri yok ama birazdan bahsedeceğim verilerinden. Leflunomid ya da artesunat kullanılabilir. Rutin intravenöz immünoglobulin önerilmiyor. CMV pneumonisinde CMV immünoglobulini düşünülebilir. CMV'ye ne zaman direnç var diyoruz? Bu çeşitli verilerde %0 ile 10 arasındaki oranlarda bildiriliyor. Burada biraz önce söylediğim gibi genotipik dirençler yani bir takım mutasyonlara bağlı dirençler söz konusu olabilir. Ve tedaviyi geciktirdiğiniz vakalarda da viral yükte artış olacağı için de daha dirençli bir vakayla karşılaşabilirsiniz görünüyor. Viral yükte 2 hafta arayla bir log artış olması efektif bir tedavi altındayken veya en az 3 hafta tedaviye rağmen bir logdan fazla düşüş olmaması yani stabil seyretmesi ya da CMV hastalığı ve 2 hafta tedaviye rağmen semptomlarınızın kötüleşmesi durumunda dirençten bahsedebilirsiniz. Bu noktada yeni bir takım yaklaşımlar var mı? Letermovir bunlardan bir tanesi. Terminaz aktivitesini inhibe eden bir ilaç. Multidirençli suçlara etkin olabileceği düşünülüyor. Tedavi de onaylı değil. Profilakside etkisi kanıtlandı. Bizim de vaka verdiğimiz çalışmasında, faz 3 çalışmasında plasebo ile karşılaştırıldı. Ve klinik olarak anlamlı CMV enfeksiyonunu belirgin olarak azalttığı gösterildi letermovirin. Ölüm oranlarının da yine letermovir konuda daha düşük olduğu plasebo'ya göre gösterildi. Dolayısıyla profilakside onay aldı. Ancak tedavi de dediğim gibi onaylı değil. Maribavir ise bir benzimidazol derivatifi. Bu da sidofovir veya ganciclovir dirençli suçlarda kullanılabilecek bir ilaç. Küçük verilerde öncelikle tedavi kullanımında rezistans suçlara etkili olabileceği gösterildi. Vakaların önemli bir kısmında CMV DNA'sı negatifleştirildi. Buradan yola çıkarak da valganciclovir ile karşılaştırıldığı preventif tedavide özellikle dirençli vakalarda karşılaştırıldığı bir çalışma bildirildi. Burada da valganciclovir'e benzer yanıt oranları sağladığı gastrointestinal toksitelerin biraz maribavir ile ön plana çıktığı gösterildi. Profilakside ise faz 3 çalışmasında yeterli sonuçları sağlayamadı profilaksi anlamında maribavir. Ancak bizim de yine kliniğimizin içinde olduğu bir faz 3 çalışma halen devam etmekte. Valganciclovir ile birlikte kombinasyonu denenmekte şu anda. Birincisi sidofovir ile ilgili sidofovirin bir ön ilaç formu ancak bununla ilgili çok net ve fazla miktarda veri elimizde yok. Bir faz 3 çalışma randomize bildirilmişti. Burada da profilaksi anlamında bu ilacın kullanımının mümkün olmayacağı gösterilmişti. Dolayısıyla şu an A1 düzeyinde profilaksi anlamında onaylı olan elimizde letermovir var. Onun dışında valasiklovir çoğumuzun da kullandığı gibi klinik pratikte profilaksi de önerilmekte.
Çok kısa da hücresel tedaviden bahsedecek olursam, eğer özellikle dirençli vakalarda adaptif TRCE tedavileri CNV'ye karşı düşünülebilir. Burada nonspesifik bir donör lenfosit infüzyonu da GVHD'yi tetikleyebileceği için mümkünse donör ilişkili virüs spesifik TRCE'ler veya ex vivo seleksiyonlar yapılarak yapılması önerilmekte. Profilaksi veya tedavide kullanımı ile ilgili az sayıda veri var. Burada örneğin DLA'nın kullanımı ile 31 hastanın 20'sinde 200 günde CNV spesifik TRCE'ler gelişebildiği gösterilmiş. Tedavi anlamında ise bir faz 1-2 çalışmada 44 hasta dahil ediliyor ve tam virolojik yanıtın vakaların %60'ında elde edilebildiği gösteriliyor. Yine refrakter CNV hastalarının dahil edildiği bir çalışmada da vakaların %80 kadarında ilk 4 haftada bir düzelme olduğu gösteriliyor. Esil immünoterapi anlamında farmakoterapiye dirençli olan hastalarda düşünülebileceğini bize söylüyor. Sonuç olarak CNV enfeksiyonu özellikle kök hücre nakli hastaları başta olmak üzere yine yeni ilaçları kullanan hematolojik maniteler ve belirli bir otolog nakli hasta grubunda önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Tedavide birinci basamak ganciclovir, valganciclovir halen. Dirençli vakalarda foscarnet, tizofovir, maribavir ve eğer ulaşabilirsek letermovir denenebilir. Yine dediğim gibi eğer mümkünse adaptif TRCE tedavilerinden fayda görebilir. Profilaksi de ise şu anda A1 düzeyinde kanıtlı ve FDA onaylı letermovir bulunmakta. Sabrınız için teşekkür ediyorum.